İyi günler arkadaşlar. Bugün sizinle şimdi asit baz dengesinin korunması başlıklı dersimizin ikinci saatini işleyeceğiz arkadaşlar. İlk derste asit baz dengesinin öneminden bahsetmiştim arkadaşlar, homeostazisten ve asit baz dengesinin sağlanmasında tampon sistemlerin görev yaptığından bahsetmiştim. Bunlardan da özellikle bikarbonat tampon sistemini ve fosfat tampon sistemini anlatmıştım size. Bugün ise işte hemoglobin tampon sistemi, protein tampon sistemini anlatacağım. Ayrıca da işte asit baz dengesinin sağlanmasında akciğerin ve böbreğin rolünden bahsedeceğim arkadaşlar. O şekilde dersimizi işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bikarbonat tampon sistemini ilk derste anlattık. Bikarbonat tampon sistemi plazmada bulunuyor ve çok hızlı görev yapıyor ve düzeltme yapmamıza imkan sağlıyor arkadaşlar. Miktarı da çok yüksekti, hatırlayalım. Dolayısıyla 24 milimol düzeyindeydi arkadaşlar karbonik asit bikarbonatın seviyesi plazmada. Dolayısıyla fosfata göre 20 kat daha fazlaydı düzeyi. Dolayısıyla tamponlama yapma yeteneği daha fazlaydı bikarbonat tampon sisteminin. İlk derste anlattım. Aynen plazmada bikarbonatın böyle büyük yeteneği olduğu gibi arkadaşlar eritrositlerde de hemoglobin yetenekli bir tampon sistemi. Yani hücre içi tamponlama dediğimiz zaman da hemoglobin oldukça güçlü bir tamponlama yapıyor arkadaşlar. Bakın şurada tampon sistemleri bir tablo halinde gösterilmiş. İşte hücre dışı karbonik asit burada en etkili arkadaşlar. Hücre içinde ise işte protein, fosfat tampon sistemi. Geçen ders gördük fosfat tampon sistemini. Hücre içinde etkili demiştik ve böbreklerde etkili demiştik, hatırlayalım. Ve işte hemoglobin tampon sistemi hücre içinde çok etkili arkadaşlar, hemoglobin. Şimdi bu derste detaylarını göreceğiz. Protein tampon sistemi plazmada da biraz etkili. Onun için bakın şekilde şeye konmuş. Yarısı plazmada, ekstraseller, yarısı da intraseller. Ama intraseller daha yeteneği daha baskın arkadaşlar. Şimdi ilk önce protein tampon sisteminden bahsedelim arkadaşlar. Protein tampon sistemi dediğim gibi hem bir kere plazmada yüksek bir düzeyi var. Yani 6-8 miligram desilitre, pardon miligram değil gram desilitre düzeyde plazmada düzeyi var proteinin. Dolayısıyla plazmada da biraz tamponlama yapıyor ama daha çok biz tamponlama yeteneğini onun hücre içinde görüyoruz arkadaşlar proteinlerin. Proteinler tamponlamayı nasıl yapıyor diye düşünecek olursak arkadaşlar, amino asitler amfoterik moleküllerdi, biliyorsunuz amfoterik moleküller. Yani hem asit özellikleri var hem bazik özellikleri vardı amino asitlerin. Bu yeteneklerden dolayı amino asitler arkadaşlar işte tamponlama yapabiliyorlar. Amino asitlerin karboksil uçları arkadaşlar bazik ortamda hidrojen iyonu vererekten o bazik ortamı nötralize ederekten tamponlama yapabiliyor. Yine amino asitlerimizin arkadaşlar amino grupları da asit ortamda hidrojen bağlayaraktan arkadaşlar asidoz ortamını tamponlayabiliyor arkadaşlar. Yani alkalozla mücadele eden karboksil grupları, asidozla mücadele eden amino grupları. Karboksil grubu alkaloza hidrojen vererekten onu nötralize etmeye çalışıyor. Amino grubu da arkadaşlar ortamdan hidrojen bağlayaraktan asidoz ortamını nötralize etmeye çalışıyor. Yani protein tampon sistemi böyle çalışıyor. Dediğim gibi plazmada da yüksek bir değer var arkadaşlar. İşte 6-8 gram bölü desilitre. Dolayısıyla plazmada da biraz etkili tamponlama sistemi ama daha çok biz onu hücre içi dokularda tamponlama yapar şekilde biliyoruz arkadaşlar fonksiyonunu proteinin. Şimdi arkadaşlar hemoglobin tamponlama sistemi ise demiştik plazmada nasıl ki karbonik asit tamponlama sistemi çok başarılı. Hemoglobin tamponlama sistemi de
Eritrositin içinde bulunduğu için eritrositlerde çok başarılı bir tamponlama yapıyor arkadaşlar. Onun şimdi işte detayını beraberce göreceğiz arkadaşlar. Tamponlamayı nasıl yapıyor hemoglobin arkadaşlar? Bir kere hemoglobin düzeyi yine desilitrede 12-18 gram olduğu için ya gayet yüksek bir değerde hemoglobin arkadaşlar. Dolayısıyla şey seviyesi yeterli. Yani karbonik asitin nasıl ki plazmada yüksek seviyede olduğu gibi şeyde hemoglobin de arkadaşlar plazmamızda eritrositlerde yüksek seviyede arkadaşlar. Dolayısıyla yüksek seviyede olduğu için tamponlamayı yapabilir. Yani miktarında sıkıntı yok. Pekala arkadaşlar hemoglobin tamponlamayı yapabilmesi için biliyorsunuz tamponların iyi tampon olabilmesi için pKa'larının yani çözünürlük sabitlerinin de tamponlama yapacağı ortamın pH'sına yakın olması gerekiyor arkadaşlar. İşte hemoglobinin de arkadaşlar pK'sı yani çözünürlük sabiti iki tane çözünürlük sabiti var arkadaşlar hemoglobinin. Şöyle ki hemoglobin iki formda bulunabiliyor eritrositlerin içinde. Deoksihemoglobin ve oksihemoglobin. Yani oksijenle dolmuş hemoglobin ve oksijenlerini bırakmış hemoglobin. Her ikisinin asitlik sabiti, pKa'sı farklı arkadaşlar. Deoksihemoglobinin yani oksijenlerini bırakmış hemoglobinin pKa'sı yani asitlik sabiti arkadaşlar 8,2. 8,2 alkali bir pH biliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu 8,2'lik pH ile çok iyi bir şekilde asit ortamları nötralize edip onlarla mücadele edebilir, tamponlayabilir arkadaşlar. Oksihemoglobinin pKa'sı ise arkadaşlar 6,6. Daha asitik bir asitlik sabitine sahip arkadaşlar. Dolayısıyla bu iki tane asitlik sabitine sabit olan hemoglobinin arkadaşlar özellikle deoksi formundaki pKa'sı asidozla mücadelede asidozu tamponlamada çok uygun bir pH'ya sahip. Miktarı da yeterli miktarda var eritrositlerin içinde arkadaşlar. Dolayısıyla hemoglobin şimdi detaylarına da gireceğiz zaten. Yeterli tamponlama yapabilir eritrositlerin içinde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar periferik dokularımızda kan damarlarıyla kapillerlerle eritrositler oksijeni getiriyor. Karbondioksit de alacak dokulardan akciğere götürecek. İşte dokulara geldiği zaman arkadaşlar kapillerlerle eritrositler kan şöyle bir durum var. Dokuda arkadaşlar parsiyel karbondioksit basıncı 50 milimetre civa düzeyinde. Şeyde ise gelen arteriyel kapillerlerde ise arkadaşlar 40 milimetre civa. Dolayısıyla bu 10 milimetre civalık farktan dolayı kapillerlerden dokudan kapillerlere karbondioksit akışı oluyor arkadaşlar. Karbondioksit akışı oluyor. Bu karbondioksit arkadaşlar şeye girdikten sonra kapillerlere, dokudan kapillerlere girdi. Kapillerlerin içindeki eritrositlere giriyor. Ve eritrositlerde de arkadaşlar karbonik anhidraz enzimi ile karbondioksit suyla birleştirilerek karbonik asite dönüştürülüyor. Karbonik asit. Karbonik asit de arkadaşlar spontan olarak bir karbonata ve hidrojene ayrışıyor. Bu işte ayrıştığı hidrojen arkadaşlar, hidrojen tamponlanması lazım. Bu işte deoksihemoglobin tarafından, hemoglobin bu sırada tabii ki sadece karbondioksitle uğraşmıyor, dokulara oksijen de getiriyor. O oksijenleri bıraktığı için, deoksi formuna geçtiği için arkadaşlar, deoksihemoglobin aynı zamanda bu ortamda işte karbondioksitten oluşan hidrojenleri tamponlama yeteneğine sahip arkadaşlar. Onları bağlayaraktan tamponluyor. Nasıl bağladığının detaylarını şimdi ilerleyen slaytlarda göreceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle burada bir bor etkisi kavramından bahsedeceğim size arkadaşlar. Fizyolojide görmüşsünüzdür ama
Tekrar bir hatırlayalım bu Bohr etkisini arkadaşlar. Öncelikle kim bu Bohr? Christian Bohr bu. Christian Bohr arkadaşlar, Niels Bohr var biliyorsunuz atom teorilerinde Bohr hani elektronların belirli enerji seviyelerde döndüğünden bahseder Niels Bohr. Ve Nobel ödüllü bir bilim adamı. Onun babası arkadaşlar bu da Christian Bohr, Danimarkalı. Bu Christian Bohr etkisi fenomenini katıyor bilim arkadaşlar. Nedir bu Bohr etkisi? Bohr etkisi şu arkadaşlar. Diyor ki hemoglobinin oksijeni bağlaması ortamın asitliğiyle ters orantılı diyor. Yani ortam çok asitikse hemoglobin az oksijen bağlıyor. Ortam az asitikse hemoglobin çok oksijen bağlayabiliyor. Yani ortamın asitliğiyle hemoglobinin oksijen bağlaması ters orantılı. Bunu bulmuş arkadaşlar. Bunu da şöyle ifade ediyor. Diyor ki hemoglobin oksijen taşırken akciğerlere geldi. Akciğerlerden diyor oksijeni bağlıyor. Oksijeni bağladıktan sonra dokulara gidiyor. Dokularda ortam anoksik ortam, karbondioksit oluştu. Az önce bahsetmiştim. Oluşan karbondioksit kapillerlere geçti. Kapillerlerde elektrostin içine geçti. Elektrostin karbonik anhidraz da onu dönüştürdü arkadaşlar. Söyleyin onun adını. Karbonik asite dönüştürdü. Karbondioksit ve suyu birleştirdi. Karbonik asite dönüştürdü. Karbonik asit de spontan olarak bir karbonata ve suya ayrıştı. İşte bu ayrışan bir karbonat ve hidrojen iyonu arkadaşlar. Bu hidrojen iyonu ortamı asit yapıyor arkadaşlar. Ortamı asit yaptığı için de hemoglobin yani eritrositin içindeki hemoglobin asit ortamda arkadaşlar oksijene ilgisini kaybediyor. Ve ne yapıyor? Taşıdığı akciğerden bağlayıp da getirdiği oksijenin hepsini dokuya bırakıyor. Zaten ideali de istediğimiz de beklediğimiz de bu arkadaşlar. Çünkü neden? Dokulara oksijeni versin ki tekrar doldurmaya gitsin. Yani yoksa bırakmazsa oksijeni buraya kadar getirdiği bir zahmet. Çünkü dokuya taşımak istiyoruz biz oksijeni. İşte bu Bohr etkisiyle arkadaşlar yani dokuda oluşan karbondioksitin elektrolit tarafından karbonik asite dönüştürüp ortamın asitlik asiditesinin arttırılmasıyla hemoglobin arkadaşlar bu asitten etkilenip taşıdığı oksijenleri bırakıyor. Ne kadar oksijen taşıyorsa onları bırakabiliyor. Bohr etkisi nedeniyle bunu işte tespit eden bilim adamı da Christian Bohr olduğu için arkadaşlar bu isim verilmiş bu olaya. Şimdi arkadaşlar bu Bohr etkisini biraz daha irdeleyeceğiz böyle. Bu nasıl oluyor? Bohr etkisi nasıl gerçekleşiyor? Onu anlatmak istiyorum burada size arkadaşlar. Şöyle ki arkadaşlar işte Bohr etkisinin etkili olmasında yani hemoglobinin böyle farklı yetenek gösterebilmesi yani tamponlamaya hidrojen iyonlarını bağlaması ve bu şekilde oksijene ilgisini kaybetmesini nasıl yapıyor arkadaşlar? Bir sonraki slaytımda bunu daha detaylı göreceğiz ama arkadaşlar şimdi ben anlatayım orada da yeri geldikçe tekrardan yaparım değinirim. Şöyle ki arkadaşlar bu hemoglobin yapısında bulunan amino gruplarıyla yani amino asitlerin bulunduğu amino gruplarıyla bağlayabiliyor ortamdaki hidrojeni arkadaşlar. Artı histidin amino asitleri var. Bu hemoglobinin yapısında bu histidin amino asitlerinin arkadaşlar bu imidazol halkasındaki şu azot da bağlayabiliyor arkadaşlar. Hidrojen bağlayabiliyor. Dolayısıyla bu amino grupları tarafından ve imidazol halkasındaki azot atomunun bağlaması hidrojen bağlamasıyla arkadaşlar hemoglobin ortamdaki asidi tamponlayabiliyor. Bu tamponlamak da onun işine yarıyor. Yani karakterini oksijeni bırakma yönünde değiştiriyor ki dokuda da oksijeni bırakması avantajımız oluyor. Çünkü biz dokuda onun oksijeni bırakmasını istiyoruz. Zaten bu sırada kendi deoksi olduğu için arkadaşlar deoksi yani oksijeni bıraktı deoksi oldu.
Bu sırada asitlik sabiti yani asitlik sabiti hemoglobinin 8,2. Dolayısıyla vücudun pH'sına uygun, vücudun normal nötr pH'sı biliyorsunuz 7,4. Yakın olduğu için ona iyi tamponlama yapabiliyor arkadaşlar. Yani asitozda iyi mücadele edebiliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buralar tekrar olacak ama tekrar etmekte fayda var. Şöyle ki şunları söyleyeceğim. Bor etkisiyle ne yapıyordu arkadaşlar? Asit ortamda ortamın asiditesi arttığı için hemoglobin oksijenini bırakıyor. Oksijenini bırakıyorum. Bakın imlecimi takip edin şurada. Ortamda asit var. Asidi bağladı hemoglobin arkadaşlar. Bu asidi bağladığı için şeyi değişti arkadaşlar. Ortamın bor etkisiyle dokudan gelen karbondioksiti bağladı arkadaşlar. Dokudan gelen karbondioksiti. Ve karbonik anhidraz enzimiyle bu karbonik asite dönüştürüldü. Karbonik asit de bir karbonata ve hidrojene ayrıldı arkadaşlar. Daha sonra ortaya çıkan hidrojeni hemoglobin bu imidazol gruplarıyla histidin aminoasitlerin imidazol yapısında bulunan azotla bağlayaraktan ve amino gruplarıyla bağlayaraktan arkadaşlar deoksihemoglobin durumuna geçti ve oksijenini dokuya verdi. Ne kadar taşıdı oksijenin hepsini verdi arkadaşlar. Kendi de deoksi formuna geçti. Bu sırada ise onun pK'sı arkadaşlar 8,2. Şimdi bu durumda arkadaşlar şeyle karşılaşacağız. İşte bu bikarbonat dokudan bağladığı karbondioksiti karbonik anhidraz enzimiyle arkadaşlar karbonik aside dönüştürdü. O da bikarbonata ve hidrojene dönüşmüştü. Hidrojeni hemoglobin bağladı, tamponladı. Bikarbonat ise arkadaşlar plazmaya veriliyor. Plazmaya verilirken bikarbonat arkadaşlar bikarbonat plazmaya veriliyor. Bu sırada da elektrik dengesinin sağlanması için negatif dengenin eritrositin içinde korunması için eritrositin içine klor alınıyor arkadaşlar. Yani klorla bikarbonat yer değiştiriyor. Biz bu olaya klor kayması diyoruz arkadaşlar. Dokularda oluşuyor klor kayması. Yani çünkü zaten biz karbondioksiti şu slaytımda gelecek arkadaşlar. Üç şekilde taşıyoruz şeye. Yani dokuların oluşturduğu karbondioksiti metabolik atığı kanımız üç şekilde taşıyor akciğer arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi en büyük miktar hem de %85'i bikarbonat iyonu şeklinde taşıyor arkadaşlar. Bikarbonat iyonu şeklinde taşıması işte karbonik anhidraz enzimi tarafından dokuların oluşturduğu karbondioksiti aldı. Karbonik asite dönüştürdü arkadaşlar. Suyla birleştirip karbonik asite dönüştürdü. Daha sonra o da hidrojene ve şeye ayrıldı. Bikarbonata ayrıldı. Hidrojeni hemoglobin bağladı, tamponladı ve kendi deoksihemoglobine dönüştü. Bikarbonat ise arkadaşlar bikarbonatı ise plazmaya veriyor. Plazmada işte bikarbonat şeklinde karbondioksitin %85'i akciğere kadar geliyor arkadaşlar. Karbondioksitin %85'i plazmamızda yani eritrositin içinde değil plazmada bikarbonat şeklinde akciğerlere kadar geliyor arkadaşlar. Yine karbondioksitin %10'u ise arkadaşlar hemoglobin tarafından bağlanıyor. Karp amino hemoglobin şeklinde taşınıyor %10'u. %95 etti arkadaşlar. %5'i ise karbondioksit kendisi çözünerekten geliyor plazmada arkadaşlar. Sadece karbondioksit olaraktan geliyor. Bir karbonat şeklinde değil de karbondioksit şeklinde plazmada çözünerekten geliyor. Karbondioksit bu şekilde akciğerlere kadar ulaşıyor arkadaşlar. Şimdi akciğerlere ulaştığı zaman arkadaşlar karbondioksit akciğerlere nasıl ulaşmıştı? Onları şimdi şey yapalım tekrardan. Bikarbonat şeklinde ulaştı. Bu bikarbonat şeklinde akciğerlerde plazma ile geldi ama plazmaya gelen bikarbonat arkadaşlar burada tekrar eritrositlere giriyor. Eritrositlerde hidrojen iyonuyla birleşiyor arkadaşlar. Hidrojen iyonuyla birleşiyor. Karbonik asite dönüşüyor. Karbonik asitle tekrar karbonik anhidraz enzimiyle suya ve karbondioksite dönüşüyor. Bu şekilde suya ve karbondioksite dönüşen karbonik asit arkadaşlar karbondioksit
Buradan alveollere difüzyona uğruyor arkadaşlar. Elektrolitlerden alveollere difüze oluyor. Bu şekilde biz getirdiğimiz bikarbonat şeklinde getirdiğimiz plazma tarafından getirilen karbondioksitin %85'ini bu şekilde taşıyıp bırakıyoruz şey arkadaşlar. Alveollere aktarmış oluyoruz karbondioksiti. Yine %10'lu hemoglobine bağlı şekilde karbamino hemoglobin getirmiştik arkadaşlar. O da hemoglobinden ayrılıp alveollere difüze oluyor arkadaşlar. %5'i de zaten çözülmüş halde gelmişti plazmada karbondioksit olarak. Onu o çözülmüşü de yine alveollere difüze ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde karbondioksiti taşımış olduk. Ama şöyle bir hemoglobinde değişiklik oldu arkadaşlar. Hemoglobin bu sırada hidrojen iyonlarını karbonik asit oluşturmak için kullandığı için arkadaşlar ortamın pH'sı hidrojen kaybetti ve ortam pH'sı hemoglobinden eritrositler ayrıldı. Dolayısıyla arkadaşlar oksihemoglobine dönüştü. Hem oksijen bağladı hem de ortamın pH'sı pH, hidrojen iyonlarını bikarbonata bağlayaraktan karbonik asit oluşturduğu için ortamın pH'sı da düştüğü için arkadaşlar hemoglobin ne yapıyordu bor etkisiyle? Ortam asiditesi azsa çok hemoglobin çok oksijen bağlıyordu arkadaşlar. Yani burada bu şeyle plazmayla gelen bikarbonatın arkadaşlar hemoglobinin taşıdığı hidrojenle birleşerek karbonik asit oluşturması. Bunu biz bu şekilde karbonik asit oluşturuyorduk ve karbondioksite dönüştürüp alveole difüze ediyorduk. Ama aynı zamanda burada biz şeyi de sağlamış oluyoruz arkadaşlar. Ortamın asitesini azaltıyoruz. Ortamın asitesi azalınca da bor etkisiyle hemoglobinin oksijen bağlama yeteneği artıyor arkadaşlar. Çünkü neden? Dedik ki ters orantılı. Yani oksijen bağlama yeteneği ortamın asitesiyle ters orantılı hemoglobinin. Dokularda dokudan gelen karbondioksit önce karbonik anhidrazla işte karbonik asite dönüşüyor. O da daha sonra bikarbonat ve şeye dönüşüyordu hatırlayalım. Hidrojene dönüşüyor. O hidrojeni de hemoglobin bağlıyordu arkadaşlar. Ortamın asit olmasından dolayı ne yapıyordu? Hemoglobinin oksijene ilgisi azalıyordu, az bağlıyordu ve bütün taşıdığı hem oksijenleri dokuya verebiliyordu. Burada akciğerde ise tam tersine plazma ile gelen bikarbonatı karbonik asite dönüştürmek için kendisinde bağlı olan, kendisine nerede bağlı arkadaşlar bu hidrojen iyonları? İşte histidin aminoasitinin imidazol halkasında yine amino gruplarında bu işte hidrojen iyonlarını arkadaşlar karbonik asite dönüştürüp karbonik asitle karbondioksit şeklinde dışarı attığı için diğer de su oluyor zaten. Ortamın asitesi düşüyor. Ortamın asitesi düştüğü için hemoglobin ne yapıyordu? Ters orantılı olduğu için az asit olduğu için ortam daha çok oksijen bağlıyor akciğerlerde. Daha çok oksijeni bağlıyor ve bu bağladığı oksijenleri dokuya götürüyor arkadaşlar. Özetle demek istediğim burada hemoglobinden ne yaptığını gördük arkadaşlar. Hemoglobin dokunun asiditesini nötralize ediyor arkadaşlar. Bu sayede hem de kendisi daha çok oksijenini şeye verebiliyor, dokuya verebiliyor arkadaşlar. Şeye gelince, alveollere gelince ise arkadaşlar ne yapıyor? Bu tamponladığı, bağladığı hidrojenleri tekrar bikarbonatla birleştiriyor. Karbondioksit şeklinde akciğerden atıyor. Ve akciğerden atıp karbondioksitten kurtuluyor. Aynı zamanda da arkadaşlar daha fazla oksijen bağlayabilir hale geliyor bor etkisiyle. Dolayısıyla harika bir mekanizma. Yani bor etkisi, hemoglobin, bütün bunlar harika bir şekilde dokularımıza oksijen taşıyor. Dokulardan karbondioksit atma görevini gerçekleştiriyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemoglobini gördük bu derste tampon olarak. Ve ayrıca protein tamponu gördük arkadaşlar. İlk dersimizde de affedersiniz işte karbonik asit tampon sistemini ve fosfat tampon sistemini görmüştük arkadaşlar. Şimdi ise size dersin bu kısmında birkaç slaytta şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. İşte akciğer tamponlamayına asit baz dengesini tamponlamaya akciğer organ olarak nasıl katkı sağlıyor? Böbrek nasıl katkı sağlıyor? Arkadaşlar zaten
Asit baz bozuklukları şöyle gerçekleşiyor. Respiratör asidoz, metabolik asidoz. Respiratör alkaloz, metabolik alkaloz şeklinde gerçekleşiyor. İşte eğer arkadaşlar metabolik asidoz gerçekleştiyse, metabolik alkaloz, metabolik asidoz. Metabolik asidoz da şöyle arkadaşlar. Vücut işte çözünür olmayan asitleri biliyorsunuz böbrekle atıyor. Böbrek bunu atamadığı zaman arkadaşlar, yani böbrekte bir sorun olduğu zaman, yani vücutta fazla asit yapıldı diyelim ki işte hastanın diyabeti var, diyabetik ketoasidoza girdi ya da laktik asidoza girdi hasta aşırı egzersiz yaptı ya da böbrek işte bir karbonatı atamadı. Böbrek bir karbonatı atamadığı için yani vücuttan uzaklaştıramadığı için arkadaşlar şeyi dengeleyemedi. Dengeleyemedi. Böbrek kaynaklı bir şey var. Söyleyin onu. Asidoz durumu var. Böbrek bir karbonatı filtre ediyor arkadaşlar. Geri de onu reabsorbe ediyor. Filtre ediyor, reabsorbe ediyor. Buradan bir karbonatı filtre edip reabsorbe ederekten arkadaşlar alkali bikarbonatla asit bazı düzenliyor. Aynı zamanda da yine böbrek arkadaşlar yeri geldiğinde söyleyeceğim. Amonyak ataraktan arkadaşlar, amonyak ataraktan yani amonyum şekilde ataraktan asit atıyor, hidrojen atıyor. Aynı zamanda da fosfat şeklinde, fosforik asit şeklinde şey atıyor arkadaşlar, asit atıyor. İşte böbrek eğer bu asit atma işini yapamadı diyelim ki amonyak atamadı, fosfat atamadı. O zaman böbrek kaynaklı metabolik asidoz oluştu arkadaşlar, metabolik asidoz. Metabolik asidoz olduğu zaman bunun yardımına akciğerler gelecek arkadaşlar. Respiratör olarak bunu kompanze etmeye çalışacak. Respiratör olarak kompanze etmek için arkadaşlar akciğer şunu yapıyor. Akciğer solunum sayısını arttırıyor arkadaşlar. Respirasyon sayısını arttıraraktan kandaki karbondioksit düzeyini düşürüyor. Karbondioksit düzeyini düşürmesi ne demektir arkadaşlar? Karbonik asidi düşürmek demektir. Çünkü neden? Karbonik asit spontan olarak biliyorsunuz karbonik asit, karbonik anhidraz enzimiyle sudan ve karbondioksitten oluşuyor. Dolayısıyla karbondioksitin vücuttan akciğer tarafından atılması, vücutta karbonik asitin atılması geliyor, asitin atılması anlamına geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla akciğer arkadaşlar, akciğerin beyin sapında, medulla oblongata'da solunum merkezi var. Bu solunum pH'ya duyarlı solunum merkezi var arkadaşlar. pH'yı algılıyor. Eğer pH'ya geçtiyse bu kemoreseptörler solunum sayısını arttırıyor. Solunum sayısı artınca da vücut fazla miktarda karbondioksit atıp arkadaşlar metabolik oluşan asidozu respiratör olarak kompanze ediyor. Bunun tersi de söz konusu arkadaşlar. Böbrek diyelim ki yine metabolik kaynaklı bir alkaloz gerçekleşti. Metabolik alkaloz nasıl gerçekleşir? Demiştim böbrek şey yapıyor, söyleyin onu. Bir karbonatı filtre ediyor, sonra reabsorbe ediyor. Filtre edip de arkadaşlar filtre edemez. Fazla sayıda reabsorbe ederse arkadaşlar böbrek yani bir karbonatı aşırı tuttu. Yani bu bir karbonat atılım işi hasarlı böbrekte. O zaman alkaloza sebep oldu. Böbrek kaynaklı alkaloza. Bu durumda yine akciğer bunu algılıyor arkadaşlar. Akciğerin merkezi, medulla oblongata'daki solunum merkezi, kemoreseptörler pH'nın yükseldiğini algılıyor. Solunum sayısını azaltıyor arkadaşlar. Solunum sayısı azalaraktan bu oluşan metabolik alkalozu respiratuar asidozla dengelemeye çalışıyor arkadaşlar. Solunum sayısını azaltaraktan, karbondioksiti yükselterekten. İşte bu akciğer ve böbrekler sürekli birbirinin yardımına koşaraktan arkadaşlar bu tamponlar dışında tamponlarımızda 4 taneydi biliyorsunuz. İşte bikarbonat tampon sistemi yani karbonik asit tampon sistemi, fosforik asit tampon sistemi, proteinler ve hemoglobin. Bunların dışında olarak da her an arkadaşlar asit bazla mücadele eden akciğerler ve söyleyin onu böbrekler. Akciğerler karbondioksitin atıldığı yer arkadaşlar. Karbondioksit atarak. Ama karbondioksit demek vücutta eritrositlerde karbonik asit olduğu için arkadaş karbonik anhidraz enzimi olduğu için
karbonik asit demek aynı zamanda. Çünkü karbondioksit attıkça karbonik asit atmış oluyor. Çünkü vücut su ve karbondioksitten karbonik asit oluşturabiliyor arkadaşlar. Karbonik anhidraz enzimiyle. Şimdi böbreklerimiz de arkadaşlar bunun tersini gerçekleştiriyor. Eğer diyelim ki hastanın solunumunda sorun var. Hastada bu sefer respiratuar kaynaklı bir asidoz ya da respiratuar kaynaklı bir alkoloz var. Hastanın mesela solunum merkezi travmayla hasar görmüştür. Yeterli solunum sayısına hasta ulaşamıyordur. O zaman respiratuar asidozdadır mesela hasta. O zaman böbrek arkadaşlar bir karbonatı düzeyini tutaraktan, daha fazla tutaraktan hani sekrete ediyor onu, sonra da absorbe ediyordu ve bir denge sağlıyordu. Bu dengeyi artık daha çok absorbe ederekten arkadaşlar bir karbonatı daha çok absorbe ederekten şeyin yol açtığı, akciğerlerin yol açtığı asidozu bu bikarbonat düzeyini arttıraraktan kompanse eder böbrekler arkadaşlar. Tersi de mümkün. Eğer diyelim ki respiratör alkoloza girdik. Yani hızlı solunumdan dolayı vücut alkoloza girdi. O zaman da arkadaşlar böbrek asit atılımını azaltır arkadaşlar. Asit atılımını azaltır ve bu sayede alkolozu dengelemeye çalışır. İşte böbrek asit baz dengesini arkadaşlar şu şekilde katkı sağlıyordu. İşte volatil olmayan asitler, hani laktik asit, pürüvik asit, asetoasetik asit gibi bunların atılım yolu, asit atılım yolu böbreklerdi arkadaşlar. Yine bikarbonatını da filtre ediyordu ve reabsorbe ediyordu. Bunun işte biraz detayına bakalım arkadaşlar. Bakın böbrek glomerüllerden arkadaşlar filtre ediyor bikarbonatı. Fakat işte proksimal tubulus, distal ve toplayıcı tubuluslardan %85-90'ını geri reabsorbe ediyor arkadaşlar. İşte bu bikarbonatı sekrete ve reabsorbe oranını ayarlayaraktan böbreğimiz arkadaşlar vücudun asit baz dengesine olumlu katkı sağlayabiliyor. Yani respiratuar asitoz ya da respiratuar alkoloz gerçekleştiyse böbrek bu proksimal tubuluslarından bikarbonatı filtre edip onu reabsorbe etme oranını ayarlayaraktan arkadaşlar vücudun asit baz dengesinin korunmasına destek sağlıyor. Yine arkadaşlar böbreğimiz fazla oluşan asitleri, özellikle bu volatil olmayan yani karbondioksit dışı asitleri bunları vücuttan atabiliyor asitleri. Yani bunların hidrojen iyonlarını vücuttan atabiliyor. Nasıl atabiliyor arkadaşlar? İşte özellikle hidrojen iyonunu direkt arkadaşlar lümene sekrete ediyor. Hidrojen iyonunu direkt lümene sekrete ediyor ve lümende bulunan hidrojen monohidrojen fosfatla arkadaşlar monohidrojen fosfatla fosforik asit oluşturup şeyden atılmasını sağlıyor arkadaşlar. Bu sekrete ettiği hidrojenin idrarla birlikte atılmasını sağlıyor böbrek. Yani bu şekilde hidrojenden fazla oluşan asitten kurtulmuş oluyor. Ama bunun bir sakıncası var arkadaşlar. Bu fosforik asitin monohidrojen fosfat komponenti sınırlı arkadaşlar. Yani bununla çok fazla böbrek şey atamaz. Asit atamaz. Yani oradaki fosfat düzeyine göre değişir arkadaşlar. Fosfat düzeyi tükendi mi artık fosforik asit oluşturamayacağı için bu mekanizmayla daha fazla asit atamaz arkadaşlar. Yani hidrojen iyonu atamaz. Ama bunun yerine arkadaşlar amonyum iyonunu sınırsız şekilde atabilir böbrek. Amonyum iyonu şeklinde asitten vücudumuzda oluşan mesela laktik asitten oluşan diyabetik ketoasidozda oluşan bu hidrojen iyonlarından böbrekler asit ataraktan kurtulabilir. Yine bikarbonatı tutaraktan tamponlayabilir arkadaşlar. Dolayısıyla dersimiz burada sona erdi arkadaşlar. Toparlayacak olursak bu vücudun tamponlama sistemi asit baz dengesinin öneminde ilk derste bahsetmiştim. Yani aminoasitlerimizin işte fonksiyon görebilmesi için, proteinlerimizin fonksiyon görebilmesi için vücudumuzun asit baz dengesinin korunması çok önemliydi. Yani yoksa bütün kimyasal reaksiyonlarımız dururdu. Bunun da sağlanması için vücutta çok güzel bir mekanizmalar var. Şöyle ki zaten organ olarak akciğerler ve böbrekler bu iş için çalışıyor. Akciğer işte karbondioksit ataraktan, tutaraktan. Böbreklerse asit ataraktan yani amonyum şeklinde ya da fosforik asit şeklinde
Ya da işte bir karbonatı tutaraktan, daha fazla tutaraktan, daha fazla ataraktan bu dengeye sağlıyordu. Aynı zamanda da bunu böbreğe ve akciğerlere zaman kazandırmak için tamponlama sistemlerimiz vardı. İşte karbonik asit tampon sistemi plazmada etkindi. Fosfat tampon sistemi hücre içinde etkindi arkadaşlar. Protein tampon sistemi hem plazmada hem hücre içinde etkindi. Hemoglobin tampon sistemi özellikle eritrositler içinde etkindi. Bu şekilde bugünkü dersimizi de bitirmiş olduk arkadaşlar. Dersimi dinlediğiniz için teşekkür ederim.